Şimdi şu basit birkaç en çok merak edilen soruyu önce bir soralım mı? Yani muhalefetin iddiası siz her seçimden önce rezerv bulduk diyorsunuz. Bu aslında abartılı bir söylem. 710 milyar metreküp doğalgaz bulunduğuna nasıl inanacağız, nasıl emin olacağız? Bunun bir uluslararası ispatı var mıdır? Efendim şöyle somutlaştırayım. 9 Eylül 2004 Türkiye Petrolleri Genel Müdürü açıklıyor. Doğalgaz karaya çıkartılacak. Çıktı mı bilgimiz yok diyor muhalefet. 20 Mayıs 2007 dönemin Enerji Bakanı Hilmi Güler Bey açıklıyor. Akçakoca açıklarında onda birini karşılayacak tüketilen doğalgazın diyor. Sonuç yok. Muhalefetin iddiası bunlar. 26 Ağustos 2007, 17 Haziran 2010, 25 Ağustos 2012, 28 Haziran 2020 sizin açıklamanız o da. Akçakoca'daki doğalgaz rezervi. Nedir bu aslı astarı bu mesele? Şimdi yani şöyle, hep bulundu, bulunmadı mı, çıkarılmadı mı? Bir kısım medyada yer alanların bir kısmının mahreci kaynağı biz değiliz. Yani ne Türkiye Petrolleri ne de Enerji Bakanlığı. Bir kısmının kaynağı sizin de demin okuduğunuz gibi ya Türkiye Petrolleri ya da Enerji Bakanlığı. Onların açıkladığı bilgilerin hiçbirisinde yalan, hilaf-ı hakikat bir şey söz konusu değil. Örneğin işte Akçakoca ile ilgili olarak 2004'te ilk çalışma başladı orada. 2007'de bitti. Üretime alındı. Hala kullanıyoruz. Yaklaşık 1.6 milyar metreküplük bir rezerv vardı. Bunun 1.25 milyar metreküplük kısmını ürettik. Belki evimizde bunları kullandık. Trakya'da, Güneydoğu'da bulunan petrol, daha çok Güneydoğu'da biliyorsunuz petrol rezervlerimiz var. Petrolle ilgili keşif haberleri var. Trakya'da da petrol olmakla birlikte doğalgaz keşifleri daha yoğun ön plana çıktı. Bunlar da doğru. Şimdi seçimlerden önce veya sonra diye bir değerlendirme yapıyor. Biz bu çalışmalara başladığımızda ilk gemiler alındığında 2017 idi. Ve Akdeniz'de ilk çalışmaya başladığımızda da 2018'de gemi alındı. 2019'un ilk aylarında gitti. Seçim 2018'in Haziran'ında yapıldı. Yani seçim yatırımı mı olmuş oluyor? Kurumun, bakanlığın bir planı, programı var. Seçimlere bakmaksızın bunlar yapılıyor. Biz ilk keşfi de burada 2020 yılında açıkladık. Daha seçime 3 yıl vardı. Ve son 20 yılda da ülkede aşağı yukarı bir 13-15 defa da seçim oldu. Yani yerel yönetimler oldu, referandumlar var arada biliyorsunuz. Genel seçimler var, erkene alınan seçimler var. Bu bizim takvimimizle ilgisi alakası olmayan hususlar. Bunu muhalefet biraz vatandaşın kafasını karıştırmak için söylüyor. Bulduğumuz şeyi açıklamayalım mı? Peki şöyle söyleyelim o zaman. Şimdi buradaki 710 milyar metre küple daha önce bulunanların miktar ve şey bakımından da kıyas kabul etmez bir fark var. Tabii. O zaman soru şu. Sizin 710 milyar metre küp doğalgaz bulduk söyleminizi nasıl ispatlıyorsunuz? Hem bize hem dünyaya. Tamam. Kanıtı nedir? Şimdi şöyle. Bir, Türkiye'de bugüne kadar da başta Trakya olmak üzere kısmen Güneydoğu'da da doğalgaz üretimimiz vardı. Bugüne kadar da yaklaşık 15-16 milyar metreküp ki bu 50 yıllık bir geçmişi var, üretmişiz. Biz sadece bu sahada plato döneminde yani maksimum üretime çıktığımızdaki 2026-2027'ye hedefliyoruz. Bir yılda 50 yılda üretilen gazı çıkartmış olacağız. Buradaki çalışmalar 2020 yılında başladığında önce sismik çalışmalar yapıldı. Sonra bu sismik çalışmalar yorumlandı uzmanlarımız tarafından. Akabinde de ilk Tuna 1 adını verdiğimiz kuyuda biliyorsunuz keşif amaçlı bir sondajımız oldu. O sondajla birlikte de Ağustos 2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize bu müjdeyi verdi. Biliyorsunuz orada 340 milyar metreküplük bir keşif, özür dilerim 405 milyar metreküplük bir keşfimiz olmuştu. Bir yıl sonra da ona komşu olan bir başka saha, Amasra 1 sahasında 135 milyar metreküplük bir keşfimiz olmuştu. Toplamda da 540 milyar metreküplük bir keşfimiz vardı. Ve bunun üzerine de biz hemen sahayı geliştirmek için üretim kuyularını açmaya başladık. İşte bugün gördüğünüz bu sahayı artık neredeyse tamamlamak üzereyiz. Testler yapılmadığı iddiası var. Tamamen yalan. Kuyu içerisinde tam 2880 adet test yapıldı.
Yani bu oradan testleri örnekler siz mi yapıyorsunuz? Alındı. Yoksa hem bu tesisleri hem doğalgazı uluslararası denetleyiciler, standardı bağımsız kurumlar mı denetliyor? Burada tabii mühendislik açısından destek aldığımız şirketler de var. Bir değil, birden fazla. Bu testleri yaparken de, sahayı yorumlarken de, sahayı geliştirirken de var. Bunların tabii isimlerini burada vermek doğru değil ama dünyanın en iyi firmalarıyla çalışıyoruz. Buna ilaveten biz bir yıl önce de bu sahanın üçüncü bir taraf tarafından bağımsız denetlenmesini istedik. Yani rezervuarda bizim yapmış olduğumuz çalışmaları bir de onlar baksınlar, değerlendirsinler diye. Çünkü biz ilk kuyu açtığımızda sadece tek kuyu üzerinden bir çalışma yapmıştık. Sonrasında bizim Karadeniz'de açtığımız kuyuların sayısı 13'e çıktı. Artık sahayı daha iyi tanıyoruz. Birçok örnek alındı, testler yapıldı. O testlerle birlikte bizim de değerlendirmelerimiz vardı. Ama bir üçüncü kişiye, değerleme firmasına, Kübra Hanım da bir köşe yazısında yazmış. Yani 100 yıllık bir geçmişi olan, dünyada De Gaulle da bu alanda. Yaren McNaughton diye, evet. ABD'nin en eski petrol değerleme şirketi. Çok güzel. Yani ona petrol jeofiziğin babası derler. Doğru. O kurucularına. Belki hayatta değiller şimdi şu anda. Bu firma 100'den fazla ülkede de zaten bu tip çalışmaları da yapıyor. Hani bunu şöyle benzetelim. Bir gayrimenkul alacaksınız. İşte ekspertize gidersiniz eğer çok emin değilseniz. Bazen satıcı gider, bazen alıcı gider. Tabi burada bir satma alma olayı yok ama zaman zaman Türkiye Petrolleri kredi de kullanabiliyor. Bizim elimizde hem bu kamuoyunda da bir takım işte dedikodular, tartışmalar var. Bunları da bitirmek için kendimize emin olsak bile sizin sorunuza cevap olsun diye söylüyorum. Bu değerlemeyi yaptırdık ve bu değerlemenin sonucunda da yukarı yönlü bir revizyon çıktı. Yani bizim 540 milyar metreküplük üretilebilir rezervi 652 milyar metreküpe revize etti. Bu şimdi üçüncü, üçüncü denetim firması, değerleme firması. Şimdi ben ilk bu muhalefet ya nereden bu işte emin değiliz yalan olabilir gibi açıklamalar yapınca sizin değerleme firmasının sizden bağımsız ya kim bu demek diye baktım. Sizin de söylediğiniz gibi tarihçesi çok enteresan. ABD'de ilk petrol rezervleri bulunduğu sırada o zaman da tartışmalar çıkıyor. Bankalar kredi vermek istemiyor. Nasıl emin olacağız burada gerçekten petrol yatağı olduğuna? Çok önemli bir jeofizikçi bir firma kuruyor ve dünyadaki aslında sonra da bütün petrol rezervlerini onlar ölçmeye başlıyorlar. Fakat orada yine de şeytan aklıma bir soru getiriyor. Şimdi siz bu bağımsız denetleme kuruluşuna bir para ödüyor musunuz? Onlar hani aldıkları paranın karşısında sizin rezerviniz aslında zannettiğinizden daha fazla diye objektif olmayan bir değerleme de yapıyor olabilirler mi? Olamaz. Suudi Arabistan'ın Aramco şirketinin değerlemesinde bu şirket yapmış. Yok, bu arada. Olamaz önemli. Çünkü bunların uluslararası güvenirliği sarsılır. Eğer böyle bir gerçek dışı bir bilgi olduğunda yarın bu çıkmadığı zaman bunların referansları var tabii dünyada. Sizin de söylediğiniz gibi 100 yıldır çalışıyorlar. Ve ciddi bir kredi kaybı demektir. Yani şirketin güvenilirliğinin kaybı demektir. Dolayısıyla onlar buradan aldığı para ile alakalı olmaksızın zaten önce baştan bir gizlilik anlaşması yapılıyor. Herhangi bir yönlendirme yok. Tüm datalar kendisiyle paylaşıyor. Onlar sahaya geliyor. Tekrar ayrıca kendileri bakıyorlar. Böyle bir şey kesinlikle asla söz konusu olmaz.